Ebru, Türkiye ilk kez 27 Mayıs 1960 gününde aslında tarihinde darbeyle tanışmış oldu ve o darbede Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş oldu. Bugün 62. seneyi devriyesi ve darbe sonrasında yargılamalar sonucu idam edilen devlet büyükleri de bugün anılacak. Biz de buradayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o programa katılacak. Kısa bir süre sonra o programın da başlamasını bekliyoruz. Tabii bu konuyla alakalı detayları konuşacağız. Sürece nasıl gelindi? 27 Mayıs 1960'ta neler yaşandı? Bunu konuşacağız. Yayın konuğumuz gazeteci Avni Özgürel. Hoş geldiniz diyelim kendinize. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. 27 Mayıs'ın üzerinden 62 sene geçti. Yastığı evet. Adı artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi şunu herhalde yeni yetişen genç kuşaklar, sizler de dahil. Evet. Bilmiyorsunuz demeyeyim de, yani sizler tabii takip ettiğiniz için olayları bilirsiniz. Ama genç kuşaklar hatırlamıyor, yani unuttular veyahut da çok üzerinde kafa yormadılar. Darbenin, yani 27 Mayıs'ın bir hafta öncesi, 10 gün öncesi Adnan Menderes İzmir'de 100 bin kişinin katıldığı bir miting yaptı. Çoluğum çocuğum sana feda olsun diyen insanlar. Darbe günü, yani 27 Mayıs günü Eskişehir'de 30 bin kişinin izlediği bir miting yaptı. Hem de hani o seçim yapmıyor onun için darbe yapıyoruz diyenlere, şey onların aksine o gün seçimi ilan etti. Ama duyulmasın bu seçim ilanı diye efendim hoparlörleri kestiler, kablolarını, mikrofonları falan kestiler işitilmesin diye. Bütün bunlar işitilmedi, durulmadı, edilmedi ama işte Türk Devleti'nin 10 senesinde kaderine hakim olmuş olan insanı ve onun başlığı öncülüğünü yaptığı kadroyu olduğu gibi cezaevine tıktılar. Ankara'da harp okulunun disiplin koğuşuna. Ve orada biliyorsunuz intihara kalkanlar, şunlar bunlar filan filan. Yani bütün bunlar yaşandı. Sonradan kendi genelkurmay başkanlarını dahi, ki Rüştü Erdelhun Paşa'yı İstiklal Madalyası sahibi. Bu arada söyleyeyim, Adnan Menderes de İstiklal Madalyası sahibidir. Er düzeyine indirdiler ve kendi emir subayı dahil tekme attı Rüştü Erdelhun'a. Yani bu gelenek var. Bu İttihatçıların geleneğinde de vardır. Yani Allah rahmet eylesin. Şimdi hani tartışma gündemlerinde bu Abdülhamit efendim Alaaddin Köşkü'ne sürüldüğü vakit Abid Efendi, yani oğluna oradaki başına konulan şeyler, subaylar dedene git, babana git, eşek de diye söylerlerdi. Bunu dersen şey olacağız. İstediği bir oyuncak var, onu vereceğiz sana derler. Efendim, Abid Efendi gidiyor, yani oyuncağı da çok istiyor. Bir oradaki kadın efendilerden birine diyor ki, böyle dediler bana. O kadın diyor ki, bu sana yakışmaz. Ağlıyor yani ama söylemiyor gidip babasına. Düşün, yani çocuğun ağzından padişaha küfür ettirmek, hakaret ettirmek filan, bunlarla tatmin olurlardı. 27 Mayıs'ta da Menderes'e hakaret ederek tatmin oldular. Burada İstanbul'a getirildiklerinde, yani bu yatsı adaya getirildiklerinde efendim bir harp okulu talebelerinden oluşan bir koridor, sağlı sollu bir koridor, Yeşilköy Havalimanı, o zaman Yeşilköy Havalimanı'nda o koridordan geçti Demokrat Partililer ve tükrükler, tekmeler, hakaretler, rezillik, yani onun içerisinde ve bununla tatmin oldular.
592 sanık yargılandı. 15 kişi idama mahkum edildi. Şimdi bu insanlar böyle yargılandı. Buna yargılama denmez zaten. Bu bir soytarlık esas olarak burada yapılan. Ama düşünün, az önce başlarken söze söyledim. Yüz binlerce insan katılmış mitinglere. Senin uğruna çoluğum çocuğum feda olsun diyen insanlar var. Ve idama kararı alındığında, mahkum edildiğinde bir kişi parmağını oynatamaz. Bunun bizim halkımız üzerinde bir mahcubiyet hissi uyandırdığının çok iyi biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kimse, biz onu verdik, bunu vermem dedi halk 15 Temmuz'da. Tayyip Erdoğan'a sahip çıkılışının kimseden işaret beklemeden insanlar çıktılar köprüye. Bir başbakanı verdik, bir cumhurbaşkanını vermeyiz. Hiç başka kimse yok. Yani kimse daha o zaman Tayyip Erdoğan ben geliyorum, siz de meydanlara çıkın falan dememiş idi. O cümleler sonra geldi. Şimdi bu insanların kendi utancından. Diyeceksiniz ki bu 15 Temmuz'da köprüye çıkanlar 27 Mayıs'ı gördüler mi? Bu gencecik insanlar nereden görmediler? Evet görmediler ama dedelerinden, babalarından duydular. O utancı yaşadılar. Oy verip iktidara getirdikleri insana sahip çıkamamış olmanın utancını yaşadılar. İşte Türkiye'nin demokrasi mücadelesi o gün doruğa çıktı esasında. O bakımdan ben bunu fevkalade önemsiyorum. Hatalarımız yok mu? Hatalarımız var. Bizim demokrasimizin bir kör topal tarafları var, eksikleri, gedikleri var. Ama biz bunları böyle öyle kolay bir iş değil bu demokrasi dediğimiz bizim. O açıdan bunu da yine kim şey yapacak? İrademizle seçtiğimiz insanlar bu işi inşa edecek yeniden. Ben bu bakımdan 27 Mayıs'ın hiç kimsenin şeyine ihtiyaç yok. Bütün her şeyiyle bu yargılama denilen soytarılığın bütün belgeleriyle ortaya dökülmesini istiyorum ben. Burada bir yani yargılamanın bütün tutanaklarının ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Biz sadece belli bazı şeyleri biliyoruz. Tamam? Rezillik daha da büyüktür. Ne davalar var burada? Yani Muşamba davası falan gibi böyle aptal davalar. Yani Muşamba diyeyim, Vinilex davası falan gibi. Yani bilin. Gibi köpek davaları bilmem bütün bunlar nasıl rezillane şeyler olduğunu insanlar bilmeli. O yüzden ben yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki yani şu adayla alakalı hassasiyetini gayet yerinde isabetli buluyorum. Bugün onun için burada bu rezilliği anmak ve bu dediğim bu soytarlığı anmak hakikaten acı veriyor bir yönüyle. Rahmetli Menderes'i buradan sizi Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne tedaviye götürüyoruz efendim diyerek gemiye bindirdiklerini hatırlıyoruz veya biliyoruz. Kendisine hakaret edecek şekilde muayeneler yapıldığını, yapıla götürüldüğünü biliyoruz. Yani orada idama götürülürken bile efendim yani çok büyük cenazesi üzerinde şey yapanların nasıl sigara izmaritlerinin izlerini vücudunda gördüklerini filan. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Evet. Ben öyle anılacaklar. O bakımdan çok anlamlı buluyorum. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok sağ olun. Avni Özgürel yayın konuğumuz oldu. 27 Mayıs 1960 darbesinin sürecini ve öncesini de
anlatmış oldu. 62. seneye devresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anma programlarına katılacak. Biz de burada takipte kalacağımızı ifade ederek sözü tekrar size bırakalım şimdi.